Buyurun. Kızım. Anne, gelsene. Dündar Bey geldi az evvel. Efkan adına özür dilemek istemiş. Öyle mi? Ben de çıkarken gördüm. Karşılaştık. O psikopat oğluna rağmen Dündar Bey bir başka. Yani oğluna rağmen bir baba olarak ben ona çok üzülüyorum. Kızım. Anne. O iş bitti. Hangi iş? Siz haklıydınız. Yani ben onun bütün o aptal hatalarını görmezden gelmeye çalıştım ama sen haklıydın. Yani artık Efkan defteri tamamen kapandı mı? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bak, ben sana o kadar şey söyledim. Bu kulağından girdi, bu kulağından çıktı değil mi? Ne söyledi de Dündar Bey seni ikna etti? Ha? Adamı da bir teşekkür için akşam yemeğine davet edelim. Efkansız ama. Yani. Sevda. Bak sana ne diyeceğim. Ama beni çok iyi dinle. Hı. Bak bunları bir anne olarak söylemiyorum. Bir kadın olarak söylüyorum, tamam mı? Tamam. Umarım. Umarım gölgesinde huzur bulacağın birini bulursun hayatında. Sana saygı duyan. Seni incitmekten korkan birisi olur. Tabii böyle ısmarlama zor ama. Herkes seni seviyorum der. Herkes sana aşığım der. Doğru. Gerçekten öyle. Tabii herkesi aynı kefeye koyamayız ama sonuçta tenini merak ediyorum diye soramazlar. O yüzden sana seni seviyorum, sana aşığım derler. Ama sen inşallah kendin gibi, kalbin gibi güzel birini bulursun ileride. İnşallah. İnşallah. Anne. Sen hiç aşık oldun mu? Yani babam olmadığın aşikar. Yani bu Efkan'la aranın bozulması, Efkan'la evlenemiyor olman gerçekten beni çok çok mutlu etti. Kaçamazsın anne, çevirmiş şimdi konuyu. Söyle, hiç aşık oldun mu? Evet. Evet ama çok uzun zamandı yani, okul zamanı. Oh, 1000 yıl evvel. E ne oldu peki? Adınla hiç karşılaştınız mı sonrasında? Gördünüz mü birbirinizi? Gördüm tabii, görmez olur muyum? Ama çok değişmişti. Tabii aradan yıllar geçti. Peki konuştunuz mu? O seni kesin hatırlamıştır. Hatırladı tabii. Hatırlamaz mı? Anne böyle tane tane mi anlatacaksın? Ama ben onu hatırlamıyormuş gibi yaptım. Nasıl yaptım diye sorma. Yaptım. Niye? Öyle gerekiyordu. Ama o da bana ben de seni hatırladım demedi. Demez. O kadar gururlu ki. Ölse demez. Yıllar sonra birden karşıma çıktı. O kadar korktum ki sana anlatamam. Niye korktun anne? Ya elini uzatıp bana gel dese? Gider miydin? Giderdim ama korktum. Korktum işte. Neyse bak, bu anlattıklarım sana sır olarak kalacak, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Öpücük. Oh. Sır. Tamam, sır.